Merhaba arkadaşlar. Doğada hiçbir ücret ödemeden Rabbimizin bize sunduğu bir şifalı bitki, ballı baba bitkisi, mor çiçekli olanı bu. Farklı türleri de mevcut. Arkadaşlar bu çay yapılarak çok şifalı özellikler elde edilebilir. Özellikle kan değerini arttırmada, kanı temizlemede ve yine idrar zorluğu, varis, çıban, yara tedavisi gibi birçok özellikleri var. Şimdi bunu doğadan toplayacağız. Bir miktar topladıktan sonra da şifalı çayını yapacağız. İşte arkadaşlar yaptığımız şifalı ballı baba çayı. Ballı baba çayını taze veya kuruturmuş yapraklarla yapabiliriz. Ama kuruturmuş olanı makbul. İşte bir miktar kuruttuğumuz ballı baba yaprakları. Ballı baba yapraklarını toplarken bol çiçekli olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü çiçeklerinde de çok miktarda şifalı özellik gösteren etkili maddeler bulunuyor. Bunu bir bardak kaynar suda 5 dakika bekleterek şifalı çayımızı hazırlıyoruz. Ballı babanın şifalı çayı başta kan temizlemede, kan değerini yükseltmede çok önemli. En önemli özelliği de arkadaşlar adet düzensizliği ve döl yatağı sorunlarını tedavi etmede çok önemli. Bu konuda muzdarip olanlara tavsiyemizdir. Aynı zamanda idrar zorluğu, idrar yapamama sıkıntısını da ortadan kaldırıyor, uykusuzluğu gideriyor. Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını da ortadan kaldıran bir yapıda ballı baba bitkisinden yapılan çay. Ballı baba bitkisi ilkbaharda ve sonbaharda doğada çıkmaya başlıyor. Yapraklarının özellikleri işte üzeri kalın pütürlü ve mor renkli çiçekleri. Bu birçok bölgemizde rahatlıkla yetişme özelliğine sahip. Bunu bölgelerde toplayıp kullanabiliriz. Kurutarak kavanozlarda kapalı bir şekilde uzun sürede saklama imkanımız da var. İşte her yönüyle çok şifalı bir bitki. Taze yaprakları da yenebiliyor. Değerli arkadaşlar, özellikle çiçek açmayan bitkilerden oluşan küçük, taze ve körpe yapraklar çiğ yenilebilir şifa elde etmek için veya salatalara katılır. Aynı zamanda suda haşlanarak ıspanak gibi yemeği de yapılabilir. Bütün özellikleriyle şifalı ballı baba çayı özellikleri bu şekilde.